Selam arkadaşlar, kanalımın videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü yeni videomda sizlerle güzel bir haberle karşınızdayım. Bugün, dün gece aslında bu haberi öğrenmiş olduk. Birçok kişiyi sevindiren, birçok kişiyi mutlu eden bir haberdi bu. Bu haber ekonomiyle ilgili bir haber. Bu haber dolar ve euronun düşmesi. Çok hızlı bir şekilde artış gösteren, çok ciddi bir artış gösteren dolar ve euronun gerçekten ciddi bir şekilde düşmesi sonucu çıkan durumlar arkadaşlar. Şimdi dolar ve euronun düşmesiyle halkımızın beklentileri de değişti. Şimdi dolar ve euro artmıştı arkadaşlar, biliyorsunuz. Bu dolar ve euronun artmasından sonra insanların yani halkımızın alım gücünde azalmalar olmuştu. Yani fiyatlarda bayağı bir artış oldu. Gereken her türlü üründe, yani bunu ürün bazında ayırmamak gerekiyor. Teknolojik ürünlerde artış oldu, arabalarda artış oldu, giyimde, gıda sektöründe, ilaç sektöründe, sağlık hizmetlerinde, her türlü bütün sektörlere bakıldığında az veya çok bir artışlar olduğunu gördük. Fiyatlarda ciddi artışlar olduğunu gördük aslında. İnsanlar iki ekmek alıyorken bire düşürmek durumunda kaldılar. Mesela 8 tane domates alıyorsa 6 domates almak durumunda kaldılar. İnsanlar elindeki telefonlara çok daha sıkı sıkı sarılmaya başladı. Çünkü mesela bunu örnek olarak göstermek gerekirse kendi telefonumdan örnek gösterebilirim. Ben 3,5 ay öncesinde, 3 veya 3,5 ay öncesinde 3.380 liraya aldığım Poco X3 Pro marka adlı telefonum şu anda 6.000 liralara fiyatı yaklaşmış durumda. Yani ciddi bir artış olduğunu görmekteyiz. Yani indirimli hali bile yani 5.090 lira. Arkadaşlar indirimli hali bu da 5.090 lira. Bu fiyatların artışı, dolar ve euronun artmasıyla birlikte fiyatların da artışı insanların teknolojik ürünlerini veya alışverişlerini, sadece bunu teknolojik ürünler üzerinden ele almamak gerekiyor. Bütün ürünlerini internet üzerinden almaya başladılar. İnternet üzerinden alışveriş yapmak adlı bir videom vardı. O videoyu da izlemediyseniz arkadaşlar yukarıdan, sağdan veya soldan çıkacak olan kartlar kısmını açıp izleyebilirsiniz. O videomda güzel bir videoydu. Evet, insanlar neden internet üzerinden alışveriş yapmaya başladılar? Dolar arttı, ürünlere de zamlar geldi ve internet üzerinde insanlara daha makul fiyatlarla, daha cazip fiyatlarla alışveriş yapma sunuluyordu. İndirimler geliyordu. İşte yok X ürününü alın, Y ürünü şu kadar fiyatı düşüyor. Yok sepete ekle özelliğiyle birlikte şu kadar daha indirim geliyor. Mesela %20 bir indirim varsa sepete ekle, sepete özel indirimle %5 daha indirim geliyor. Yani %20 artı %5 daha, %25 indirim geliyordu. Ve insanlar bu indirimle birlikte internetten alışveriş yapmaya başladılar. Yiyeceği ekmeği bile insanlar internet üzerinden almaya başladılar. Çünkü indirimler insanları cezbediyordu. Şimdi dün akşam, Cumhurbaşkanı, akşam da değil, dün gece bunu ben sosyal medyada gördüm. Doğru mu değil mi diye baktığımda euro ve doların gerçekten ciddi bir rakamda, ciddi bir şekilde azaldığını gördük. Bu azalmalar bizlere olumlu yönde etkileyecek. Doların ve euronun artışı bizleri nasıl olumsuz yönde etkilediyse, dolar ve euronun azalışı da bizler için olumlu yönde bir etki gösterecek. Ne olacak? Zaten ilk etkisini de hemen gösterdi. Dolar ve euronun azalmasıyla ilk etki, gece akaryakıta gelecek olan zam durduruldu. Yani akaryakıta gelecek olan zam gelmeyecek denildi. Hemen bu etkisini göstermiş oldu. Şimdi halkımız ürünlerde, her üründe, yani teknolojik olur, giyim olur, işte gıda olur, temizlik ürünü olur, her türlü üründe indirimler bekliyor. Ve bu indirimleri de ciddi bir şekilde bekliyor. Yani bu indirimler anında hemen gelmeyebilir arkadaşlar. Belli bir süre belki indirim de gelmeyebilir. Daha sonra yavaş 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 indirimlerle ben güzel bir indirimler geleceğini tahmin ediyorum. Tabii ki bu gidişi, bu dolar ve euro bu şekilde devam eder, bu şekilde giderse. Hani şu anda dolar ve euro gerçekten ciddi bir şekilde düşüş yaşadı ama bu düşüş ne kadar devam edecek, orasını bize zaman gösterecek. Devam edecek mi, etmeyecek mi, bunu da görmüş olacağız. Eğer bu şekilde devam ederse, nasıl dolar ve euro arttığında çok ciddi ürünlere zamlar, artışlar geldiyse, ürün fiyatlarında artış olduysa, eğer bu şekilde euro ve dolar azalmaya devam ederse, artıştaki artan ürün zamları sonrasında güzel bir indirimler de geleceğini tahmin ediyorum. Yani artışta ciddi zamlar geliyorsa azalışta da ciddi fiyat düşüşleri olacaktır diye düşünüyorum. Ama bunu hemen beklemeyelim arkadaşlar. Nasıl dolar ve euro arttığında bu zamlar hemen bir anda, dolar ve euro arttığı anda gelmediyse,
dolar ve euro azaldığında da hemen bu indirimler gelmeyecek. Ama güzel indirimler olacağını düşünüyorum. Tabii ki internet üzerindeki alışveriş sitelerini takip edebilirsiniz. Çünkü alışveriş siteleri satış yapabilmek için dolar ve euronun azalmasından sonra gene dışarıdaki firmalarda, ürünlerde indirimler olduğunu gördüğünde internet üzerine daha da güzel indirimler gelebilir. Daha da iyi indirimler gelip insanları daha da cezbedebilir. Yani insanları internet üzerinden alışveriş yapmaya çekebilirler. Şu anda dolar ve euro düşüşte. Şu anda dolar arkadaşlar 13.03 iken euro 14.70 arkadaşlar. Ve sürekli yani 10 dakikada bir, 15 dakikada bir internette baktığınızda düşüş olduğunu görebiliyorsunuz. Bakalım bu düşüşler ne zamana kadar, nereye kadar gidecek? Ciddi düşüşler oldu. Bakalım nereye kadar gidecek? Euro ve doların artması bizler için eksi bir durumken euro ve doların azalması ise bizler için artı bir durum oluşturuyor. Eksi olarak yani euro ve dolar arttığında nasıl bir eksi bizler için oluşturuyor? Ürünlerin fiyatlarında artış oluyor. İnsanların alım gücünde azalış oluyor. Eğer dolar ve euronun azalması ise bizlere artı etki ediyor dedik. Nasıl bir artı etki ediyor? O da euro ve dolar düştüğünde ürünlerin fiyatlarında da düşüş olacak ve insanların belki de alım gücü artacak. Hani çok belki artmayabilir, az da olsa artacak. Şu anda ekonomi iyi değildi ama şu anda dolar ve euronun azalmasıyla insanlarda güzel bir bekleyişler oluştu. Bakacağız, göreceğiz. Bu güzel bekleyişler bizler için olacak mı, olmayacak mı? Bunu da göreceğiz. Hangi ürünlere ne kadar etkisi olacak? Her ürüne etki edecek mi? Önemli olan nokta bu. Mesela mesela bir inşaat sektörünü düşünelim. Örnek veriyorum arkadaşlar. İnşaat sektöründen her ürününde indirim olacak mı? Mesela tuğlada indirim olabilir, çimantada olmayabilir veya çivide olabilir, vidada olmayabilir. Yani her üründe, her sektörün her ürününde indirim olacak mı? Onu da göreceğiz. Halkımız bekleyiş içerisinde bekliyor. Halkın gözü kulağı haberlerde, ürünlerdeki düşüş haberlerinde. Hangi üründe, hangi sektörde, hangi sektörün hangi ürününde ne kadarlık bir düşüş olacak? Halkın gözü kulağı burada şu anda arkadaşlar. Bakalım bunu göreceğiz. Bunu bize zaman gösterecek. Umarım inşallah gidişat böyle olur. Bu dolar ve euronun düşüşünde üzülenler de illaki oldu. Dolar alan, euro alanlar da bu düşüşlerde zarar edeceği için üzülüyorlar. Bu düşüşlerin bu şekilde devam etmesini istemiyorlar. Düşüşler onlar için üzücü bir durum oluyor. O yüzden doların ve euronun tekrar artışa geçmesini bekliyorlar. Cumhurbaşkanımızın yaptığı bu açıklamadan sonra gerçekten çok güzel, süper bir düşüş oldu. Umarım bu düşüş böyle devam eder. Benim euro ve dolarım olmadığı için ben dolar ve euronun düşmesine üzülmüyorum, seviniyorum. Ve birçok kişiden, hani dolar ve eurosu olmayan kişiler de dolar düştüğü zaman üzülmüyor, seviniyor. Çünkü dolar ve eurosu yok. Evet, bakalım dolar 13.03'ten daha aşağılara ne kadar inecek? Euro 14.72'den aşağılara daha ne kadar inecek? Bunu bize zaman gösterecek arkadaşlar. Umarım bu gidişat böyle olur. Şu anda ekonomi kötünün iyisi durumuna geldi. Yani bu azalış zamların da durabileceğinin göstergesi. Ya bak, tabii ki zamlar gelebilir. Ürünlere tekrar zamlar gelebilir ama zamların gelmesi dolar ve euronun artışıyla birlikte etki gösteriyordu. Şu anda dolar ve euro azaldı. Bakalım zam mı gelecek yoksa fiyatlarda azalış mı olacak, düşüş mü olacak? Bakalım bunu göreceğiz. Bu dolar ve euronun azalması bizlere ne türlü bir etki sağlayacak? Artı etki mi sağlayacak yoksa eskisi etkisini devam mı ettirecek? Bunu göreceğiz arkadaşlar. Şu anda ben şunu da düşünüyorum. Biliyorsunuz çok kısa bir zaman öncesinde asgari ücrete zam gelmişti. Asgari ücret zamlanmıştı. 4.253 liralık bir fiyatı çıkarılmıştı. Bu çıkarış insanları pek memnun etmemişti. Çünkü asgari ücrete zam gelse bile insanların alım gücü değişmiyordu. Çünkü fiyatlar sürekli arttığı için insanların alım gücü değişmedikten sonra asgari ücret zammı ne kadar olursa olsun bunlara insanlar sevinemiyordu. Çünkü neden sevinemiyordu? Alım gücü artmadı. Önemli olan burada yani asgari ücretin ne kadar arttığı değildi, insanların alım gücünü ne kadar etkilediğiydi. Bakalım asgari ücrete şu anda insanlar biraz sevinmeye başlayabilirler. Çünkü dolar ve euro azaldı. Bazı ürünlerde
Belki her üründe olmasa da bazı sektörlerin, bazı ürünlerinde düşüşler olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım neler olacak? Nasıl bir etki yapacak? İnsanlar dolar alacak mı? İnsanlar parasını dolara mı, euroya mı yatıracak? Şu anda dolara yatırmak ne kadar mantıklı? Bunları da zamanla göreceğiz. Şu anda insanlar dolar ve euro alacak insanların da biraz beklemeye çekileceğini düşünüyorum. Gidişatı görüp, gidişatı gözlemleyip ona göre bir hareket edeceklerini düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda da dün akşam, yani dün gece Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamadan sonra, yani pazartesi gecesi, pazartesi gecesini salıya bağlayan gece Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamadan sonra dolar ve euronun düşüşleri üzerine biraz değerlendirmeler yaptık. Görüşlerimizi dile getirdik. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olup videolarımı sonuna kadar izleyip beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atıp yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Karabük'te ilk kar yağdı. Bugün onun da videosunu çektim. Bu dolar ve euronun düşüşünü değerlendirmek istediğim için o videoyu da sizlere arkadaşlar Cuma günü atacağım. Evet arkadaşlar, o videoyu da izleyip o videomu ve bu videomu da izlerseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.